سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخواتي ارام معلومه مسكين شايت بي yönetici bir kral bir lider bir düzgün olursa, o kimse iyi, güzel idare ederse, emri altındakiler de, askerleri ve tabileri de düzgün olur değil mi? Ama bozuksa o, o zaman askerleri de, tabileri de bozuk olur. Çünkü onlar yöneticilerine tabidirler. Onun tarafından yönlendirirler, harekete geçirirler. Onun emirlerini isteklerini yerine getirirler. Yasaklarını, istemediklerini yapmazlar. Yani bu tabirler, bu askerler onun dediğiyle amel ettikleri için, onu takip ettikleri için onların düzgünlüğü ya da bozukluğu krallarının liderliğinin düzgünlüğüne, bozukluğuna bağlı. İşte kardeşlerim, aynı bunun gibi kalbimizin diğer azalarımızla, Bedenimizin diğer organlarıyla olan durumu da böyle. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın ve ondan sonra gelen alimlerimizin dediği gibi kalp azaların kralıdır. Kalp azaların kralıdır, emiridir, efendisidir, lideridir kardeşler. Kalbin konumu bu. Kalbin dışındaki diğer azalar, organlar ise kalbin tabileri. Onun askerleri, onun hizmetçileridirler. Hepsi kalbin emri altındadır kardeşler. Hepsi kalbe uyarlar, ona itaat ederler, ona emir ve isteklerinde asla muhalefet etmezler. Bakın bunun delili çok meşhur hadis olan Buhari ve Müslim'in rivat ettiği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözüdür. Diyor ki Efendimiz, Ela dikkat edin, ve inne fil cesedi mudgatan. Cesette öyle bir et parçası var ki o et parçası o kadar önemli bir konumdadır ki ida saluhat ya da ida salahat o düzeldiği zaman o düzgün olduğu zaman ona tabi olarak salahal cesedu kulluhu. Cesedin, bedenin tamamı da düzgün olur. Yani bedenin bütün işleri, yaptıkları, amelleri de düzelir. Ama o et parçası o fesedet bozulduğu zaman fesedel cesedu kullu bedenin tamamı da bozulur. Ela dikkat edin o et parçası nedir? O kalp. O kalptir diyor. Buna binaen kardeşlerim şayet kalbimiz doğru olursa, düzgün, sağlam olursa eğer kalbimiz temiz ise bunun neticesinde kalbe tabi olarak bizim azalarımız, ondan da önce iradelerimiz, isteklerimiz de düzgün olur. Bizim iradelerimizin, isteklerimizin ardından organlarımızın düzgünlüğü kalbimizin düzgün olmasına, sağlam temiz olmasına bağlı kardeşlerim. Eğer kalbimiz doğru düzgün olursa, temiz olursa bütün organlarımızın hareketleri de hep böyle doğru istikamette hareket eder. O kalbimizdeki temizlik, onur, cesedimizin tamamına aksederek böylelikle bedenden hep salih ameller sadır olur ve beden haramlardan kaçınır. Göz düzelir değil mi? Bütün bedenle alakalı yani bu. Gözümüz düzelir ve sadece hayra bakar. Kulak düzelir, sadece hayır işitir. Eller düzelir, sadece el hayır alır. Ayaklar sadece hayra gider, sadece hayra gelir. Karın düzelir, mide düzelir, sadece helal olan şeyleri yer, haramlardan kaçınır. Dil düzelir, sadece faydalı olan şeyler konuşur, böyle batıl boş şeyler konuşmaz, gıybet etmez, yalan söylemez vesaire. Birinin afetlerinden kaçınır. Ama bunun aksine eğer kalbimiz bozuksa, arızalıysa, böyle kötü ahlaklarla kirlenmişse, kararmışsa işte buna tabi olarak kardeşlerim, diğer bütün organlarımızın hareketleri de kötü olacaktır, bozuk olacaktır değil mi? O kalpteki o karalık, o kirlilik bedenimize de Allah korusun aksedecek ve böylelikle bedenden günahlar sadır olacak. Allah'ın böyle kerih gördüğü, razı olmadığı işler sadır olacak. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle böyle bir kalbe, bozuk olan, arızalı olan, kirlenmiş olan kalbe, muvaffakiyet vermez. Tevfikini, yardımını böyle bir kalpten çeker. Ne demek? Böyle bir kalp sahibine hayırı, salih hatırlatmaz. Onun aklına getirmez, kalbinde düşürmez. Hayırı, salih sevdirmez onun kalbine. Kalpte salih karşı bir rağbet, bir istek yaratmaz. Yani Allah Azze ve Celle böyle bir kimseyi nefsi ve şeytanla baş başa bırakır. Yalnız bırakır. Yalnız kalır böyle bir kalp ve böyle bir kalp değil mi? Zayıf olduğu için, hastalıklı değil mi? Ağrılar olduğu için zayıf bir kalp. Güçsüz olduğu için şeytan ve nefis gücüne karşı engel olamaz. Şeytan ve kötülüğü emreden nefsimiz var değil mi? Bunların gücüne karşı böyle zayıf bir kalp yalnız bırakıldığı için asla mukavemet gösteremez. Şeytan kalbimize Allah korusun rahatça girer, kalbe hakim olur oraya yerleşir. İşte böylece kişi Allah'ın muvaffakiyetini çekmesi, onun nefsiyle baş başa bırakması sebebiyle günahlar işler kardeşler. Ancak kalp düzgün olursa yani sağlam olursa, güçlü olursa o zaman şeytan def edilir. O kalbe girmek isteyen şeytan kalbe giremez. Çünkü kale sağlam, korunaklı, güçlü değil mi? De kardeşlerim Allah böyle bir kalp sahibini, temiz kalp, düzgün kalp sahibini Allah hayırlara, taatlere, salamelere muvaffak kılar. Kısaca da kardeşlerim diyebiliriz ki kişinin kalbi ne kadar düzgün ve temiz olursa, kalpte ne kadar hayır olursa o oranda olduğu kadarıyla Allah Azze ve Celle o kimseye muvaffakiyetler verir. O oranda ondan kötü işler, haramlar sadır olmaz. Hatta yani kalp öyle düzgün ve temiz bir düzeye gelir ki yani haramları terk etmeyi bırak, haram olabilir de şüpheli şeylerden de taşınır. Yani bu kalbin düzgünlüğünün, temizliğinin ne kadar güçlü olduğuna bağlı. İşte Bunun tam tersi de eğer bir kimsenin kalbi ne kadar bozuksa, ne kadar hasta ve kirliyse o kadar da o kimseden masiyet sadır olur kardeşlerim. Yani gördüğünüz üzere değil mi? Kalple zahir ameller arasında, yani organların e, sarf ettiği ameller arasında böyle çok kuvvetli bir bağlantı var. Az önce okuduğum hadise bir benzer hadiste Muhammed'in rivayet ettiği Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın şu sözü: Buyuruyor ki: "La yestakimu hatta Kulun kalbi istikamet üzere oluncaya kadar imanı istikamet üzere olmaz. Kulun imanının istikamet üzere olması, düzgün olması neye bağlı? Kalbin istikametine bağlı. Yani imanın İstikamet üzere olması ne demek? Yani organların amellerinin düzgün olması demek. Adreste de ifade ediyor ki organların amelleri ancak kalbin istikamet üzere düzgün olmasıyla ancak istikamet üzere olup düzgün olur. Peki kalbin istikamet üzere olması düzgün olması dedik değil mi? Peki nasıl kalp istikamet üzere olur? Doğru düzgün olur. Nasıl olur? İki şey. Birincisi kalp hastalıklarından pisliklerinden temizlenerek yani riyadan, işte ucuptan, kendini beğenmeden, kibirden, gururdan, hasetten, Müslümanlara karşı şahsi ve dünyevi sebeplerin ötürü, ötürü oluşmuş olan kin ve nefretten, buzdan, fakirlik korkusundan. Bunlar hep mi? Kalp hastalıkları, kalpteki pislikler. Fakirlik korkusundan, cimrilikten, dünya sevgisinden, dünyaya bağlılıktan, Mal sevgisinden, şehvetlere düşkünlükten, dünyalık şeyler elde etme hırsından, gaflet halinden, sevdiklerimizin ve hevamızın, arzularımızın bize Allah'tan daha sevimli olmasından, onun digininden, onu razı etmekten daha sevimli olmasından bütün bunları, bu hastalıkları kalpten çıkarmak, bunlardan kalbi temizlemek. Bu birinci adım. Yani kalbin istikamet üzere olması, doğru, düzgün olması için Atılması gereken birinci adım budur. İkincisi de kardeşlerim, kalbi kalp amelleriyle ihya etmek, imar etmek. Kalp amelleriyle mamur bir kalp, nurlanmış bir kalp. Nasıl yani? İhlasla. Kalpte Allah'tan başkasını istemenin, gözetmenin bulunmaması. Sadece Allah Azze ve Celle'nin murad edilmesi, sadece O'nun gözetilmesiyle. İhlasla. Allah'a karşı samimiyet, imanda, sadakat, sadık olmakla kalbe mamur olması değil mi? Nurlanması bunlarla olur. Takvayla, Allah sevgisiyle ve Allah'ın sevdiği şeyleri, ona ibadeti sevmekle daima Allah'ın istediği, razı olduğu şeyleri tercih etmek. Bunları her şeyden daha çok sevmekle, Allah korkusuyla ve Allah Azze ve Celle'nin kerih gördüğü, gazap ettiği şeylere düşme korkusuyla, haramlarını kerih görmekle, Allah'ın azametiyle, Allah'ın azametinin büyüklüğünün kalbe yerleşmesiyle, sadece Allah Azze ve tevekkül etmekle, ona yönelmekle kalp mamur olur. Yaza yani onun hükümlerine, ve takdirlerine, kaderlerine boyun eğmek, razı olmakla, işte bütün bunlarla kalp mamur olur. Kalbe bu güzel hasretlerin yerleşmesiyle, bunlarla dolmasıyla kalp istikamet üzere olur kardeşlerim. Şimdi buraya kadar anlattıklarımızdan değil mi? kalbin bedende ne derece önemli bir konumda olduğunu, lider konumda olduğunu gördük kalbin bedende çok önemli bir konumda olduğunu gösteren bir noktayı da vurgulamak istiyorum. O da şu, alimlerin geneline göre akıl kalptedir kardeşler. Aklın yeri kalptir. Hat suresinin 46. ayeti ve Kaf suresinin 37. ayeti bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Mesela Hat suresinin 46. ayetine buyuruyor ki Rabbimiz فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا وَقُلُوبٌ Onların kalpleri vardır. يَعْقِلُونَ بِهَا Onunla aklederler. Kalple aklederler. يَعْقِلُونَ بِهَا Kalple aklederler. diye bir ifade geçiyor. Demek ki o zaman akıl kalpte. Ama kimleri de demiş ki, akıl beyindedir demiştir, Akıl baştadır. Niye? Demişler ki, başa kuvvetli bir şekilde vurulduğu zaman, bu vuruşla, akıl bozulur değil mi? Akıl dengesini kaybeder. Niye? Çünkü beyin hasar gördü de ondan dolayı. Beyin hasar görünce, o bozulunca akıl da ona tabi olarak bozuluyor. Demek ki o zaman akıl nerede? Beyinde, de başta olması gerekiyor. Ya böyle söylüyorlar. Ama arkadaşlarım doğrusu hiç şüphesiz ilk görüştür. Çünkü ayetler meseleyi çok net bir şekilde bitiriyor aslında, ifade ediyor. Ama ikinci görüşün yaklaşımı da doğru yani. Ya bana atılacak bir yaklaşım değil. O zaman şöyle diyebiliriz ki en doğrusu İmam Ahmed'in ifade ettiği şekilde. Aklın yeri kalptir. Evet. Ayet bunu çok net bir şekilde ifade ediyor. Ama aklın beyinle de bir bağlantısı, bir irtibatı var. Şimdi meseleyi şöyle açıklayalım. İbn-i Teymiye, İbn-i ve başka alemler aynı şimdi açıklayacağım şekilde meseleyi açıklıyorlar. Bakın bizim bedenimizin işleyişi, organlarımızın harada geçmesi. Hepsi şöyle oluyor bakın kardeşim. Şimdi baştan alalım. Her şeyden önce bakın. ilk olarak beyin bir şeyi tasavvur ediyor. Yani her şeyde bakın böyle. Beyin bir şeyi tasavvur ediyor ilk başta. Yani düşünüyor, tasarlıyor, bakıyor, inceliyor. İlk beyinle başlıyor bu iş. Şimdi beyin bunu tasavvur edince hazırlayınca zihinde düzene koyduğu zaman bu tasavvurunu kalbe gönderiyor. Kendisinden daha üst makamda bulunan sorumluya gönderiyor, kalbe gönderiyor. Kalp bunu alıyor. Kalp de bunu tasavvur ediyor. Buna bir bakıyor. Ama tasavvur ilk başta nereden başlıyor? Beyinden başlıyor. Kalbe geliyor, kalp de bir bunu tasavvur ediyor. Ve sonunda kalp bir iradede bulunuyor. Beyne bir yön veriyor artık. Ya bu beynin gönderdiği tasavvura imza atıyor. Tamam uygulanabilir diye. Emre diyor, uygulansın diyor. Ya da bunu geri çeviriyor. Bunun yerine getirilmesini istemiyor. İşte bu şekilde kalpten beyne emirler, istekler dönüyor. Beyinde kalpten gelen bu emirler, bu istekler doğrultusunca sinirlere emrediyor. Ve bu şekilde karar uygulanmış oluyor. Organlar harekete geçmiş oluyor. İşte bundan dolayı hadiste ne dedin? Eğer kalp düzgün olursa beden de düzgün olur. Düzgün olan kalpten doğru emirler, güzel emirler, yerinde emirler çıkacak. Ona göre de organlar harekete geçecek. Ama kalp bozuk olursa o zaman kalpten kötü emirler, istekler geleceği için, yani kalp lider konumunda olduğu için organlarda değil mi? beynin yönlendirilmesiyle kötü, bozuk bir şekilde hareket edecek. Dolayısıyla kardeşlerim sonuç olarak bir şeyi akleden kalptir. Kişi kalbiyle akleder. kalple anlar, kalple kavrar, kalple idrak eder. Tüm bunları kalple yapar. Kişi kalbiyle doğru ile yanlışı, faydayla zararlı olan arasını ayırt eder. Mesela Araf suresinin 179. ayetinde Buyuruyor ki Rabbim Azze ve Celle. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle fık etmezler. Anlamazlar, idrak etmezler, kavramazlar. Demek ki o zaman idrak, anlama, kavrayış neyle oluyor? Kalple oluyor demek. Eza bir kimse kalple sever veya kalple korkar. Bak bütün bunların hepsini kalp yapıyor. Kişi kalple niyet eder. Niyetin yeri kalptir değil mi? Kalple irade eder. Bir şeyi benimser kabul eder, inanır, itikad eder. Bütün bunlar yapan, inanan, itikad eden, kabul eden, benimseyen kalptir. Kişi kalple iman eder veya kalple kafir olur değil mi? Bak Tegabun suresinin 11. ayetinde Rabbim ne buyuruyor? وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ kim Allah'a iman ederse يَهْدِ kalbe Allah onun kalbine hidayet verir diyor. Bak hidayeti Allah nereye veriyor? Kalbe veriyor. Hidayet kalpte oluyor. Kalp açılıyor demek ki imanın yeri, hidayetin yeri kalpmiş. Ya yani bunun tam tersi olarak Hac suresinin 46. ayetinde Rabbim buyuruyor? Fe inneha la ta'mal absar. Gözler kör olmaz ama velakin ta'mal ta kulubul lati fi's sudur. Sadırlardaki göğüslerde bulunan kalpler kör olur. Bak kalpler kör olur. Kalpler hidayeti görmez. Kalpler kafir olur. Kayan kalptir, sapan kalptir değil mi? Rabbena la tuzigh bana kalplerimizi saptırma diyoruz. Kalplerimize Allah sebat versin. Saptırmasın diyoruz değil mi? Kalbi çeviren Allah. Ya Hakk'a hizayete çeviriyor da sapıklığa çeviriliyor. Sapan, kayan kalp. Mesela kardeşim bakın bütün bu söylediklerimi yapan kalptir. Allah'a tanıyan kalptir. Allah'a seven, ondan korkan, tevekkül eden, razı olan kalptir kardeşlerim. Dolayısıyla o zaman çok net bir şekilde anlıyoruz ki bizde bulunan, insanda bulunan en şerefli, en üstün, en önemli organ neymiş? Kalpmiş kardeşlerim. Şimdi buraya kadar söylediklerimizden net bir şekilde kalbin bedende ne kadar önemli bir konumda olduğunu anlamış olduk. Ve kalbimizi düzeltmenin hayati derecede önemli bir mesele olduğunu, bizim için son derece ihtimam göstermemiz, özen göstermemiz bir mesele olduğunu açık bir şekilde anlamış olduk ama kalbi düzeltmenin çok önemli derecede olduğunu gösteren başka noktalara bunu daha net bir şekilde ifade eden konulara da değinmek istiyorum. Dersi daha uzatmamak için onları başka bir derste yapmak istedim. O yüzden inşallah bir sonraki ders bunun devamı niteliğinde olacak. Rabbim Azze ve Celle والحمد لله رب العالمين سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح